Merhabalar, yeni bir Sosyal Kafa yayınındayız. Yine çok mutlu, güzel bir gün. Gördüğünüz gibi güneşli arkada. Ece ile beraber yapacağız programı. Çok heyecanlıyım çünkü yıllardır takipleştiğim blogcu anne şimdi burada. Bizzat Elif Hanım geldi zahmet edip. Tabii ki yalnız da gelmedi ve projesiyle beraber geldi. Perihan Hanım'la beraber birazdan dijital topukları ve ayrıca kendi dijital deneyimlerini konuşacağız. Bunun dışında işte Beşiktaş dün tur atladı. Beşiktaşlılar olarak sevinçliyiz. Araya da böyle sokuşturayım. Onun dışında da bir sürü şey oluyor tabii. Ama geçen haftaki kadar böyle çok kritik bir şey gelmedi aslında. Bu hafta dijital hayatımızda neler oldu diye düşündüm bir an. Bitcoin sürekli yükseliyor ve için yalnızca ağlamakla şu anda geçiriyoruz vakti. Evet, şimdi tekrar ana konumuza ve konuklarımıza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi dijital topuklar aslında ikincisi oldu değil mi? Hı-hı. Yanlış evet, bilmiyorsam. İsterseniz oradan başlayalım. Hı-hı. Sonra geriye doğru gidelim. Elif Doğan tam adı vermek gerekirse ve Perihan Gürer ile beraber iki kurucu ortak, eş ortak dememişsiniz, değişiklik yapmışsınız. Peki buyurun. Söz sizde. Nereden çıktı bu fikir? Bilmeyen izleyicilerimiz dijital topuklar deyince ne anlamalı? Bir takım anlamlar geliyor da farklı da olabilir aslında. Dijital topuklar bir dijital kadın zirvesi. Dijitalde ister profesyonel olarak ister kişisel olarak var olmak isteyen kadınların başvurabileceği, ilham alabileceği bir referans noktası aslında programlayarak yola çıktık. Benim daha önce katıldığım, yurt dışında Amerika'da katıldığım bir benzer bir oluşumdan ilham alarak yola çıktık. 2014 senesinde ben Amerika'da Blogger diye bir oluşuma katılmıştım. Orada deneyimleme fırsatı bulmuştum. Zaten oraya kadar da aslında kendi aramızda konuştuğumuz dijitalle ilgili fikir alışverişlerimiz oluyordu. Onları hayata geçireceğimiz bir platform tasarladık daha sonrasında Peri ile birlikte. Ve de ilkini 1 Kasım 2016'da yaptık. İkincisini yine 1 Kasım 2017'de yaptık. 1 Kasım Dijital Topuklar Günü olarak ilan ettik. Ve orada devam ediyoruz. Şeyler nasıl, gözlemleriniz nasıl yani 2 yılın sonunda hani neleri tetiklediniz, neler olması lazım? Mesela önümüzdeki yıla biz de nasıl katkıda bulunabiliriz acaba? Hı-hı. Hani şey olarak hani ilham vermesi açısından neler var kafanızda? Böyle kısa bir şey mi, raporlama mı yapsak beraberce? Yapalım. Biz aslında geçtiğimiz sene bir boşluğu fark ederek yola çıkmıştık. Yani dijital çok hızla büyüyen bir dünya. Herkes dijitalde bir şey yapmaya çalışıyor ve fakat kuralları yok henüz. Ve biz de burada aslında profesyonel olarak içerik üreten insanlar olarak sıkıntılar yaşıyorduk. O yaşadığımız sıkıntıları nasıl çözebiliriz? Bu konuda daha ticari etiğe dikkat ederek, işte kaliteye, özgürlüğe dikkat ederek neler yapılabilir? O konularda içeriğimizi işte planımızı yaptık ve ortaya koyduk ve ne kadar doğru bir boşluğu doldurduğumuzu gördük geçen sene. Sadece kadınların, içerik üreten ve takip eden kadınların değil, marka ve ajansların da böyle bir ihtiyacı olduğunu gördük. Bu sene içeriğimizi o yüzden daha da zenginleştirdik o konuda. Bu noktada bizim hitap ettiğimiz kesim sadece kadınlar değil, girişim yapmak isteyen, dijitalde çalışan, e-ticaret yapan, kurumsalda bunu takip eden belki de insanlar. Ve bu ilgi giderek de artacak. Bunu her yerde görüyoruz. Herkes dijitalde bir şeyler yapmaya, büyütmeye devam ediyor. Peki, özellikle öne çıkan bazı temalar falan var mı? Yani hani ya da yatırım alanları, daha doğrusu girişim alanları desek. Yani böyle. Girişimcilik bizim konularımızdan önemli ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ama aynı zamanda biz de birer girişimci olmakla birlikte bizler içerik üreticisiyiz. Dolayısıyla içerik bizim için çok önemli bir konuydu. Yine bu içeriği nasıl yansıttığımıza çok önem veriyoruz. Burada içerik üreticilerinin ve bu içerik üretimine ortak olan veya yansıtan ajansların, markaların sorumlulukları da çok önem verdiğimiz bir konu. Bu sene ikinci senemizde biraz daha farklı olarak ilkinden kadın konusuna biraz daha ağırlıklı olarak girebildik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin altını çok çizmek istedik. O konuda içerikler ortaya koyduk.
Girişim alanında da Kagider bu sene bizimleydi. Kagider Başkanı Sanem Hanım konuşmacılarımızdan bir tanesiydi. Armut bizimleydi. Başak konuşmacılarımızdandı. Onlar da girişim alanında girişimcilere bilgiler verdiler. Ama biz anne kısmından geliyoruz. Dolayısıyla o tür girişimcilerle de çok yüksek temasımız var. Ama Armut gibi sadece anne kitlesini hedeflemeyen, kadınların aslında başka alanlarda da var olabileceğini gösteren girişimlerle de çok yakın durmak istiyoruz. Dolayısıyla kapsam alanımız çok geniş. Annelikle beraber peki bloggerlik nasıl gidiyor? Yani zorlandığınız noktalar oluyor mu? Bu zor aslında, bir iş çünkü. Evet, zor bir iş. Biz ilk etapta biraz şey gibi bakılıyordu buna. Hani öğretmenlik içinde denir ya, bir kadın için en güzel meslek. Hem öyle ama işi biraz daha iş gibi ciddiye alarak yapmaya başladığınızda her iş gibi sizden talepleri olan bir aslında müessese blog yazmakta veya işte daha geniş anlamda içerik üretmekte artık. Dolayısıyla vakit ayırmanız gerekiyor. Yani her evde de olsanız ona dedike etmeniz gereken saatler var, geri dönmeniz gereken telefonlar var, yapmanız gereken yazışmalar var. Her iş gibi o da ciddiyetle takip edilmesi gereken bir şey. Özellikle bir hedef kitle peki belirlediniz mi bu işe başlarken? Şimdi her girişimin veya her bloggerın belirlediği bir hedef kitlesi oluyor. Hani ben bu hedef kitleye hitap edeyim diye düşünüyor. Siz bütün kadınlar olarak mı düşündünüz? Evet, yani yoksa belirli bir şeyiniz var mıydı? Kendi platformlarımızda işte blogcane.com benimki, Uykusuzan Erer Kulübü Peri'ninki. Orada tabii ki annelik konuşuyoruz daha çok. Ama annelik de aslında sanıldığı kadar sadece çocuğu fiziksel olarak bakımı ile ilgili bir şey değil. Onlara da değiniyoruz ama dijital topuklarda anneliği kadının bir parçası olarak görüp bambaşka alanlara da eğiliyoruz. Tam da burada şeyi sormak istiyorum aslında ben. Son dönemlerde hani biraz tepki alan bir konuydu aslında annelerin blogger olması ve çocuklarını birazcık teşhir etmesi, göstermesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyoruz? Evet. Düşünüyoruz fakat biz herkesin iş yapış şekli farklı. Tabii ki. Ve çok kişisel bir duruş aslında orada tercih ortaya konan. Ve biz kimsenin anneliğini, anneliği ele alışını eleştirmek de istemiyoruz. Durduğumuz noktada hep böyle bir tarafa konuyormuşuz gibi oluyoruz. O yüzden çok da dikkatli konuşmaya çalışıyoruz. Biz en eski anne bloggerlarıyız aslında. Blogger da artık demek hani çok doğru olmuyor. Çünkü sadece blogdan takip edilmiyoruz. Hem sosyal medyamız çok kuvvetli. Influencer deniyor. Onun da Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Aynen. Kanaat lideri, fikir lideri deniyor. Bizim kişisel tercihlerim zaten benimki bir platform, Uykusuz Anneler Kulübü ve kişisel paylaşım çok yapmıyorum. Dolayısıyla kendimi ve çocuklarla hayatımı çok ortaya koyduğum bir yer değil. Başka annelerin deneyimleri ve uzmanların bilgisi orada var. Ben orada biraz sıyrılıyorum. Fakat kendi profilimde, tercihimde çocukları çok paylaşmamak, çocuklarımın hayatını çok paylaşmamak. Onun dışında bir şey söylemek de çok istemiyorum diğer çalışma şekilleri hakkında. Biraz da bir şey. Yani geldiğimiz noktada ilk çıktığımızda, ben ilk blog yazmaya başladığımda Instagram yoktu mesela. Tabii ki. Çok eskiye dayanıyor. Evet. Yani çok eski dediğimizde hani 8-9 yıl öncesi ama dijital yıllarda çok eski. Fark var. Ve o dönemde daha çok yazıyorduk, çiziyorduk. Instagram ilk çıkmaya başladığında 100 kişi takip ediyorduysa o 100 kişiye servis ettiğiniz içerikle fotoğrafla şimdi 100 bin kişiye servis ettiğiniz içerik ve fotoğraf daha farklı. Ve şimdiki aklımla yani şu anda geriye dönüp işte o time hop önüme çıkardığı zaman 7 sene önce bunu paylaşmışsın diye şimdiki ben onu onaylamayabiliyor. Aa, bu biraz aslında mahrem bir içerikmiş. Çünkü beni o zaman gerçekten blogdan takip eden 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi neyse onlarla paylaşıyorduk. Arkadaşlık bile belki onlarla. Ama şimdi hiç tanımadığımız insanlar takip ediyor. İşin bir o boyutu var. Bir de çocuklar büyüdükçe biz aslında biraz deney tahtası gibiyiz bizim nesil ebeveynler. Onlar sorguluyorlar. Sen bunu paylaşamazsın benimle ilgili. Pijamalı fotoğrafımı koyamazsın. Ben mesela düşünmeyebiliyorum. Veya işte her ne kadar onun fotoğrafı yer almasa bile onun dahil olduğu bir olayı paylaşmam hoşuna gitmeyebiliyor. Bunlar bizim için de çok öğretici. Aslında çok çok güzel bir nokta ya. Evet. Ve yani büyüdüler ve şimdi pardon sözünüzü kestim. Siz devam edin. Ben şeyi merak ettim zaten soracaktım. Onu da belki. Hani şimdi tabii bebekler büyüdü. Şimdi şeye doğru gidiyorlar. Hani internet
benzeri şeyleri kullanabilecek hale geliyorlar. Hı-hı. Çocuk oluyorlar. Hı-hı. Bu sırada hani şimdi benim öyle bir derdim hiç olmadı Allah'tan. Çocuk olmadığı için ama yani bazen böyle varoluşsal şey yaşıyorum. Hani genelde mesela sansür karşıtıyız, bilmem neyiz falan ama şimdi ne yapacağız bu çocuklarla? Siz başladınız mı o derdi? Yani nasıl, nereye kadar denetliyorsunuz? Nasıl olacak? Bizim o derdimiz... Burada kaç yaşında çocuklar? Onu da yani... Benimkiler 11, 8 ve 2'ye yaklaşıyor. 11 tam 11 şey olan, zaman, tabii, başladı şu an, o zaman. Aynen yani öyle. Şimdi izleyecek mi programı? Burada tüyolarınızı o da duymasın. Sonrasını tabii. İzleyecek tabii. Yani ne yapma, yani ne gibi böyle kararlar alıyorsunuz? Biz aslında bu konuda ediyorum. Kendimizi geliştirmeye çok çalışıyoruz. Bizim için çok yeni. Onlar içine doğuyorlar dijital dünyanın ve çok doğal bir şekilde kullanıyorlar. Her ama şey. Bize o çok garip geliyor. Bu özellikle dijital medya ve çocuğun yasaklama yönlendir etiketi bizi çok etkiledi. Bakış açımızı çok etkiledi. İşte bir oturumumuz dijital topluluklarda da aslında çocuklar hem geçen sene hem bu sene dijital yerliler ve biz dijital göçmenler bunu nasıl yöneteceğiz, nasıl bakacağız, nasıl ele alacağız? Bu kaygı devam edecek ve her sene biz bu konuyu ele alacağız. Çünkü onun da kuralları henüz net değil. Siz üniversitede, okullarda bunları ele aldıkça biz de öğreniyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz, bütün yayınları takip ediyoruz ve aktarıyoruz bizi izleyenlere, takip edenlere. Geçen seneye göre biz bu sene biraz daha rahatız sanki, değil mi Elif? Çocuklar evet, ve teknolojinin bir arada olması açısından daha az kaygılıyız. O da bence bu dijital medya ve çocuk gibi platformların bizi yönlendirmesi, bilgi vermesi sayesinde. Eskiden çok daha böyle işte onu izlemesin, onu görmesin, Allah gördü ne yapacağız şeklinde yaklaşırken tamam şimdi bu ona uygun olmayan bir içerik. Hani gel bunu konuşalım. Sana uygun olanlar neler? Neleri izleyebiliriz? Siz de deneyim kazanıyorsunuz. Tabii yani şekilde, biz de ilk defa karşılaşıyoruz ve yaşıyoruz. Ama biraz daha hani korkmadan yönlendirerek ilerlemeye başladık diyebilirim. Hı-hı. Benim kişisel deneyimim. Hı-hı. Ben mesela geçenlerde... evet çok tartışma konusu. Ebeveynler çocuklarını ne kadar paylaşmalı? Ama bu meli malı kime göre ve onu kim neydi? Çizecek sınırını? Bir başkasının çocuğu üzerinde biz takip edenlerin veya o içeriği tüketenlerin ne kadar talepkar olma veya sınırlandırma hakkı var? O da bir tartışma konusu bence. Gerçekten sansüre giriyor. Hı-hı. Yani ben çocuğumu çok fazla ön plana çıkarmayı tercih etmeyebilirim. Ama bu benim bir başkasına bu konuda sınır getirmesini talep edebileceğim anlamına da aslında gelmez. Bu yasaklama yönlendir. Gerçekten çok yönlendirici bir içerik bence ebeveynler için. Geçen hafta mesela ben çocuklarımın iki tanesiyle canlı yayın yaptım. Kitap fuarına gitmiştik. Aldığımız kitapları paylaştık. Çünkü orada biraz da şey var işte çok evet çok tedirginiz ne olacak elinde telefon arkadaşlarıyla ne konuşuyor ne yazışıyor diye endişelenmeyi bırakıp benim de elimde sürekli telefon olduğunu zaten görüyor. Evet. Ve tamam bu telefonu sadece oyun oynamak için değil, başka ne için kullanabiliriz? Birlikte tecrübe edelim. Fayda odaklı bir şey yapalım. Aldığımız kitapları paylaşalım. Benim için de çok güzel bir deneyimdi. Bence onlar için de çok öğretici oldu. Dolayısıyla onları nasıl dahil edebiliriz bunun içine? Nasıl yön gösterebiliriz bunu nasıl kullanacağımıza dair? Ve biz de böylelikle kontrol delisi olmadan bu çocukları nasıl doğru yönlendirebiliriz? Aslında onlar bizi yönlendirecekler. Onu biraz bırakmak lazım. Sansür bu anlamda çok önemli yani. Yani şeyde zamanla evet işte bu yönlendirme iyi bir evet, iyi bir slogan galiba. Çünkü hani şeyde hani bir tür sansür olmasın denetleme gerekliliğini hissediyorum. Ama işte sınırı çizmek çok zor gibi. Hani evet şimdi bana ben böyle liselere gittiğimde arada bir seminerlere tabii lise son falan. Daha çok hani nasıl aşılır şeyler işte tort kullanıp nereye girilir falan onları anlattığımda biraz kızılıyor ama hani orada zaten o yaş daha farklı evet. Bence de tam bu sizin dediğiniz yaşlarda evet belki hani sizinkiler ilgilenmeye başladı mı kodlamaya bilmem ne hani onlar yoksa ders olarak zaten bazı okulda yerde girmiş galiba. Okulda görüyorlar. Ben geçen hafta oğluma Wikipedia'ya nasıl gireceğini gösterdim evet. Ödevi için çünkü. Yani orada da şimdi hadi bakalım sansür yap. Biz bu arada tabii ödevlerde Wikipedia kullanılmasını istemiyoruz. Öyle mi? Mesela bu da öğreneceğimiz bir şey. Evet evet. Tabii bakabilirler de böyle çok fazla evet. Copy paste olmasını pek. Copy paste falan olmasının yanında. Yok ona katılıyoruz. Kendi sözlerimizle yapmaya çalıştık. Bu arada evet ben şey de sevmiyorum. Bakmayın falan denmesini Wikipedia'da tabii. Bence güzel bir kaynak. Hı-hı. Ama tabii işte sonraki süreçlerde hı-hı. Akademik üretimde hı-hı. Wikipedia yetmiyor falan. Ama olsun. Şimdi bakın sizin. 11 yaş için uygun diyorsunuz. Evet hatta bizzat
katkıda bulunmaya başlasın. Türkçe Wikipedia bayağı eksik. Oraya el atmak lazım. Peki, şey olarak, tabii siz blogger olarak başladınız, siz platform olarak ama yani şimdi en çok etkileşim nerede oluyor platformlar içinde? Yani, artık şu an Instagram'da. Düz Instagram değil mi? Tam bir Instagram devrimi var yani. Başka, evet. Biz de geç kaldık. Çok kısa sürede görsel olarak, altında da çok kısa yazarak tüketmek istiyor herkes. Evet. Evet. Ne okumak istiyor uzun uzun. Video aslında öne çıkacak zamanla ama şu anda orada da kısa video. Bir dakika içinde anlatacaksın anlatmak istediğini. Siz de daha çok zamanınızı oraya harcıyorsunuz ama tabii platformlar duruyor yani. Hepsinin, çünkü hepsinin kitlesi farklı aslında. Instagram'da, Facebook'da, işte web sitesi ve blogda. Yani onların da okuyucuları var, takip edeni var. Ama Instagram hızla yükselişte. Anladım. Peki... Bizim süremiz bitmek üzere de... Ne kadar çabuk yani, geçti. Çok hızlı oldu, evet evet. Özellikle... Ben daha konuşmadım dermiş. Buyurun, o zaman bahsetmek istediğiniz daha var vaktimiz azıcık daha. O yüzden hani özellikle atladığımız bir şey var mı? Sizin vermek istediğiniz mesaj. Böyle ben gerçekten çok onore oldum. Hani sosyal kafanın böyle çok güzel, bence bir konuk listesi oldu tarihi boyunca. 6. zafer yılımız. Hani sizi de dahil etmiş olmaktan zaten o çok onore olmuş. Çok teşekkür ederiz. Önemli de böyle bir alan çünkü bu, bence inanıyorum. Evet, özellikle atladığımız bir şey var mı? Sizin söylemek istediğiniz son şeyler özellikle demedim. Biz aslında kariyerini sonradan geliştirmiş bir konuda girişimcileriz. Ben tekstil okudum, Elif işletme okuyup farklı bir alanda çalıştı. Bizim hep vermek istediğimiz mesaj, özellikle bizi kadınlar takip ettiği için, gerçekten tutkuyla yaparsan her şeyi başarabilirsin, kariyerini de değiştirebilirsin. Sevdiğin ve yapmak istediğin şeyi bul. Şimdi bizi gençler izliyorsa eğer, bizim belki de çıkardığımız sonuç, yani sevdiğimiz şeyi biz yıllar sonra bulduk. Daha erken de bulunabilir. Evet, bizim zamanımızdaki eğitim sistemi sebebiyle belki biraz talihsizlik ve değişik yollara girdik. Hem şimdi daha şanslısınız, önünüzde büyük bir bilgi kaynağı, internet var eskiden olmayan. Hem de bence çok bilinçlisiniz. Biz öyle değildik. Gençlerle olmak da çok güzel. Teşekkür ederiz. Biz de çok seviyoruz buraya gelmeyi. Bir de şey, Arzu Cihangir arkadaşımız bir soru sormuş. Onu bir okuyayım size. Hani aslında kısmen cevapladınız galiba ama markalar için güçlü kullanıcılar, kampanyalar için mecra olarak görünüyor. Burada özellikle anneler bu dünyanın içinde markalara hizmet ederken çocuklarını araçsallaştırıyor. Çocukları bundan koruyacak platformlar ya da önlemler var mı diye. Çok güzel bir soru. Evet, zaten kısmen aslında cevapladınız ama evet, işte, yine de evet, bu soruyu yani bitirelim. Orada biraz var mıdan öte olmalı mı veya kim olmalı, bunu konuşmak lazım. O da çok geniş bir konu aslında. Biz de o alanda uzman değiliz ama orada başkasının çocuğuna kim ne kadar müdahale edebilir? Onu masaya yatırmak lazım. Belki de şöyle lazım. Düşünmek lazım. Reklamlarda, sinemada, televizyonda oynayan çocukların hakları nasıl korunuyor? Onları kim koruyor? Nasıl ele alınıyor? Onlara bakıp bir örnek çıkarıp dijital medya, sosyal medyada da çocuklara o bağlamda bir belki aslında yasa gerekiyorsa çıkarılıp ele alınabilir. Ama şu ortamda öyle bir şey yok ve direkt insanları suçlamak da doğru değil. Ortaya yapıcı bir şey koymak lazım. Yani aslında daha büyük bir medya sorunu bu anladığım kadarıyla. Evet. Dijital topukların ortaya çıkış amaçlarından bir tanesi de bu ve bunun gibi konularda biraz aslında yol gösterici olmak. Bizim kendi şahsi bilgilerimizle değil ama ulaşabildiğimiz uzmanlarla, bu alanda önce isimlerle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz aslında biz de. Çünkü bayağı bir sosyal medyada olay olmuştu bu. Yani farklı açılardan ara evet girmişti. Evet. Ama yapıcı bir sonuç henüz yapıcı olmuyor. Genelde olmuyor. Yıkıcı ve evet, karşı taraftaki evet, bizim de çok karşı durduğumuz, biraz kaş yaparken göz çıkarıp insanları linç etme odaklı oluyor. Evet, o da hiçbir yere varmıyor. Ne çocuklar için iyi oluyor, ne ebeveynler için oluyor, ne de genel toplumsal olarak iyi oluyor. Hakikaten yapıcı gözle bakıp bir şeyler ortaya koymak lazım. Evet, doğru. O zaman inşallah yapıcı şeyleri göreceğiz beraber. Belki i̇nşallah. Bir sonraki zirvede daha da güzel sonuçlar çıkacak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir VTR'miz var. Böyle Google benim çok sevdiğim başka bir aracı. Yine Ali Mert olmadığı için ben tanıttım. Umarım size de faydası olur. Evet, şu kameradan. Evet. Şimdi VTR'ye bırakıyorum. Şimdi Google Trips aslında Google'ın bir sürü hizmeti var. Bunlardan böyle çok da popüler olmayanlarından birisi. Aslında ben de öylesine denemek için başlamıştım.
Şu gördüğünüz gibi hani indirdiğinizde böyle bir ekran çıkacak. Google Trip sizin Gmail'inize bağlı aslında. Gmail'inizden veri çekiyor. Bütün bilet verilerini çekiyor. Bazen yanılabiliyor ama çoğunlukla doğru. Aldığınız işte uçak biletleri, otel ya da rezervasyonları, hatta biletin ötesinde rezervasyon desek daha doğru olur. Ondan sonra size sizin için bir gezi kategorisi yaratıyor. Örneğin şimdi benimkine baktığımızda e-mail'ıma gelen uçak bileti ve otel rezervasyonlarından önümüzdeki hafta sonunu Frankfurt'ta geçireceğim gözüküyor. 17 Kasım, 19 Kasım arasında. Şimdi aslında lokasyon bazlı hizmetlerde genellikle benim işimi Foursquare görüyor büyük ölçüde. Ya da işte check-in yapmak istediğimiz Swarm görüyor. Google Trips o kadar böyle sosyal ağ tarafı güçlü olan bir şey değil. Daha çok kişisel verilerinizi, kişisel gezi verilerinizi toplamak için ideal bir araç gibi. Ama bir de şimdi uygulamayı açınca, yani uygulamanın içindeki bir kategoriyi nerede faydalı olabilir onları daha iyi göstereceğim. Şimdi bir defa mesela Frankfurt gezisi, ben de ilk defa gideceğim. Şimdi şurada zaten rezervasyonlar kısmında bizzat hangi uçak bileti bilmem ne gözüküyor. Şimdi burada şöyle bakıyorum, şu Getting Around dediği kısım önemli. Bakın tıkladığımda Frankfurt Havaalanı'na nasıl gidilir, nasıl gelinir? Şimdi ilk defa özellikle bir şehre gidiyorsanız buradaki bilgiler çok iyi. İşte kamu taşımacılığı nedir, taksi fiyatları nedir ya da taksi nereden bulunur? Eğer araba kiralayacaksanız bununla ilgili temel bilgiler ya da yürüme ya da işte bisiklet kullanacaksanız onlar var. Ayrıca bakın böyle havaalanına vardığınız anda taksi, tren ya da otobüs hizmetleri de şurada sıralanıyor. Nereden nasıl gidersiniz falan diye. Bunlar böyle bu kısmı çok güzel ve diğer lokasyon bazlı uygulamalarda bunu görmedim. Şimdi ikinci olarak şöyle bir bilmeniz gerekenler diye bir şey var. Burada işte marketler, alışveriş merkezleri, işte belli alışveriş yine bölgeleri falan var. Bu beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Şimdi yemek ve içecek kısmı. Şimdi yemek içecek kısmını en az kullandığım kısım Google Trips'te. Çünkü zaten bunun için bence Foursquare biraz daha iyi geliyor bana. Yine de hani böyle işte özellikle yerel, bakın şurada yerel, özel yerel yemekleri falan listelemesi güzel. Hani onu belki buradan görüp diğer taraftan uygun bir yer bulabilirsiniz. Sonra geliyoruz. Bakın yapılacak şeyler kısmı. Bu en kritik şeylerden birisi. Mesela en çok top spots dediği zaten en çok ziyaret edilen yerler. Şimdi bunlar zaten hani ne bileyim her zaman Frankfurt'a gitmiş birisi zaten bunları görmüştür. Ama özellikle ilk defa gidecekseniz bunlar sizin için en çok ziyaret edilen yerleri size sunuyor. Sizden aldığı veriye bağlı olarak bazen size özel teklifler de sunuyor. Bakıyorum burada bana özel bir şey var mı? Tabii Frankfurt'ta ne olacak bana özel ama yine de mesela tarihi Frankfurt kısmı mesela daha çok tarihi şeylerle meraklıysanız ya da sanat galerileri hani bunlara da bakabilirsiniz. Bu güzel. Şimdi mesela bakın şurayı çok etkilendim şu şeyden. Bu neyse bu. Böyle bunu mesela kaydettiğim zaman bütün kaydettiğim mekanlar şurada kaydedilmiş yerde çıkacak. Bakın hatta bunları böyle harita şeklinde de görebiliyorum. Şu anda göremesem de şurada bunlar birikince harita şeklinde de karşıma çıkacak. Özellikle yürürken güzel olacak. Şimdi yapılacak şeyler, işte kutsal alanlar, Frankfurt'ta özel bazı üretilen şeyleri alabileceğiniz yerler, işte çocuk dostu yerler falan bu da beni pek ilgilendirmiyor. Bunları seçtikten sonra bakın bir de bazen eğer özellikle bir günden fazla bir ziyaret edecekseniz mesela Prag'da 5 gündü size günlük planlar sunuyor şurada. Bakın bana günlük plan zaten çok fazla vaktim olmayacak hafta sonu olduğu için şöyle tıklıyorum. Bak böyle yürüme şuradan başlayacağım birinci yerden müzeden ondan sonra böyle yürüye yürüye bana bir yürüme haritası çıkarıyor. Bu da fena değil. Başlarda dediğim gibi daha çok bir arşiv olsun diye başlamıştım ama mesela şöyle plan günlük planlar falan sunması da ilgimi çekti. Onun için artık her seyahatimde mutlaka Google Trips'e de bakıyorum. İşte bakalım onun dışında mesela bir sonraki şeyde 1-3 Aralık'ta Selanik'te olmayı planlıyordum ama kız kardeşimin
nişanı varmış. Şimdi 2 Aralık'ta ya bunu inşallah izlememiş olur. Bir akademik görevle gideceğim şeklinde uyduracağım ya da bilmiyorum artık bakacağız o zaman ne olacak. Şimdi buradaki en büyük şey yani bunda da çok fazla dediğim gibi özellikle alışveriş ve yiyecek içecek kısmında özellikle daha böyle popüler ve hani yani biraz reklam kokan öneriler var. O kısımda daha böyle sosyal ağ tabanlı Foursquare gibi yerleri kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında tabii ki şöyle baktığınızda aşağı doğru benim gezilere bakıyorum. Yani tabii ki bir verinizin nasıl depolandığını da Google'ın nelerinize sahip olup olmadığını da buradan da görebilirsiniz. Böyle bakarken şekilli güzel oluyor tabii de görüntüler. Hani bir taraftan verilerimizin ne kadar da büyük şirketlerin elinde olduğuna dair de başka bir ipucu olarak da düşünülebilir. Başka bir uygulamada ya benle ya da Ali Mert'le görüşmek üzere diyeyim.